2016'nın umut yılı olmasını istedim. 2015'te yaşadığımız acıların hiçbirisini yaşamayalım dedim. Ne oluyor Güneydoğu'da, Doğu'da ne oluyor? Binlerce insan. Ben evimde otururken onlar nerelerde acaba? Soruyor muyuz kendimize? Neden bu sokağa çıkma yasakları? Hukuki temeli nedir? Hangi yasa böyle bir yetkiyi veriyor size? Kim yönetiyor bu ülkeyi? Kim yönetiyor? Efendim kabahat PKK'da diyecekler. Bizi kandırdı. Defalarca söyledim. Kandırılan bir hükümetten bu ülkeye hayır gelmez. Hayır gelmez. Ben sana 50 sefer söyledim. Dilimde tüy bitti. Bu sorunu çözmek istiyorsan adres İmralı değil kardeşim, adres Türkiye Büyük Millet Meclisi dedim. Hayır dedi, biz oraya gideceğiz. Buyurun git. Gittiğinde ne oldu? Şehirler, iller, ilçeler silah deposu haline dönüştürülürken sen neredeydin kardeşim? Bu ülkeyi kim yönetiyordu? Bunların istihbaratı yok muydu? Bunların polisi yok muydu? Bunların güvenlik güçleri yok muydu? Böyle bir ortamda faturayı kim çekiyor? Kim ödüyor? Masum vatandaş ödüyor. 50 sefer söyledik. Sorunun çözümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Sayın Davutoğlu son geldiğinde de söyledi. Uzlaşma komisyonu Türkiye'nin çözmek istediği büyük toplumsal sorunlar varsa bu komisyon çözmelidir. Nasıl anayasa komisyonu için bir araya geliyorsak bu sorun için de bir araya gelmeliyiz. Oturup konuşmalıyız. Nasıl çözüleceği üzerine kafa yormalıyız. Türkiye'yi bu beladan kurtarmalıyız. Bırakın PKK belasını, bir de şimdi önümüze IŞİD belasını getirdiniz. Siz getirdiniz. 7 Haziran'dan sonra pim çekildi. Viranşehir'de iki polisin öldürülmesi, ki nasıl öldürdükleri hala belli değil. Kimin öldürdüğü de hala çok net değil. İşin pimi çekildi. Ve bölge bir ateş yumağına dönüştü. Neden 7 Haziran'dan sonra? Bana 400 milletvekili verin sorununu çözeceğim. İyi de sen sorunu çözdün de birisi engel mi oldu? Hayır. Sen sorunu bile kendi çıkarın için kullanıyorsun. Oradaki ölümleri bile kendi çıkarın için kullanıyorsun. Analara yalancı bir bahar yaşattılar. Yalancı bir bahar. Çözüm süreciyle. 7 il ve 7 ile bağlı 17 ilçede sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağından etkilenen nüfus sayısı 1.300.000 kişi. 200.000 kişi mülteci durumuna düştü. Başka yerlere gittiler. 783 kamu kurumu ağır hasar gördü. 19 okul yakıldı değerli arkadaşlar. 7.000 kişi uğradıkları zarar nedeniyle valiliğe başvurup yardım istediler. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın verilerine göre 151 sivil vatandaş hayatını kaybetti. 193 güvenlik görevlimiz şehit oldu. Soru şu, bütün bunların sorumlusu kim? Bütün bunların sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir. Ülkeyi yönetenler bunun hesabını vermek zorundalar. Bakınız, ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak söylüyorum. Bu ülkeye huzuru getirmek için bizim üstümüze hangi görev düşüyorsa o görevi yerine getirmeye hazırız.